Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün Salford kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoyu ilk videonun direkt üzerine çekiyorum. Dolayısıyla ilk videoda yazmış olduğunuz geri bildirimleri bu videoda henüz alamadım. Bilginiz olsun. Bu yüzden bugünden sonra sizin yazmış olduğunuz geri bildirimlere bakarak güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şu anda kariyerim bundan çok zevk alıyorum bu arada. Onu söyleyeyim çünkü İlk defa düşük bir takım aldım. Hep yüksek takım alıyordum. İlk defa düşük bir takım aldım ve bu grind dediğimiz, yani zafere doğru olan yolculuğu hep birlikte yaşayacak olmamız gerçekten beni mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim. En son ne yaptık? Kadromuzu şekillendirdik. Transfer tekliflerini yaptık. Evet diyen oldu. Hayır diyen oldu. Eyvallah. Şimdi biz yeni gözlerimiz var arkadaşlar. Bu iki tane isme kafayı taktım ben. Aslında şu anda transfer olarak hani çok üstün isimlere ihtiyacımız yok. Sadece hani olursa iyi diyebileceğimiz isimler var. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hani bizimle bütçemiz uymayan ya da bizim hani anlaşamadığımız isimler de oldu. Tabii ki daha yeni bir kulüp olduğumuz için çoğu oyuncu transfer etmek zor ki gerçekten gerçekçi transferleri yapacağımı sizlere söylemiştim. Şu anda transfer olarak arkadaşlar Azubuike ve Willock var. Bunun dışında göndermiş olduğumuz 3 tane de isim var. Kullan kadro düşünmediğimiz 3 tane isim var. O yüzden 4-3'e döndüm arkadaşlar. Çünkü daha çok box to box oynayan isimleriniz var. Özellikle Willock ve Azubuike box to box oynayan isimler. Dolayısıyla 4-3-3'e dönüp ilerideki oyuncularıma direkt forvette bir şeyler yapmaya çalışıp orta sahada da topu döndürmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir futbol oynatacağım takımıma. Şimdi transferlerden de zaten sizlere benim istediğim oyuncuları gösterdim. Şu anda bir şeyin arasında kalmış durumdayım. O da şu arkadaşlar. Diyorum ki bütün parayı gidip yetenek avcına mı bassam diyorum ve 1.4 milyon euro arkadaşlar bunu basabiliyoruz. 1.4 milyon euro direkt yetenek avcısına basıp o şekilde mi ilerlesem yoksa transfer mi yapsam, o konuda biraz git geldiğim, şu anda henüz karar veremedim. Dilerseniz arkadaşlar önceki birazcık zamanı ileriye saralım, bakalım futbolcular ne diyor, hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, transferlerden olumsuz yanıtları aldık. Her ikisi de bizimle çalışmak istemediklerini bize belirttiler. Dolayısıyla şu anda transfer dönemi aslında bizim için kapandı. Ben de gittim bütün parayı arkadaşlar Jonathan Evans'a bastım ki bize scouting işlemlerimizi yapsın. Şimdi yetenek avcısının çalışacağı lokasyonu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aslında burada şöyle bir şey var. Zaten İngiltere'den falan altyapıdan oyuncu bulmak kolay. Aslında bu tarz hani Fas, Nijerya, Gana, Mısır, Kamerun tarzı bir yerden mi arama istesek? Yoksa Türkiye tarzı bir yerden mi arama istesek? Bilemedim arkadaşlar açıkçası. Ama hani burada vermiş olduğu, sunmuş olduğu yerlerde İngiltere'de zaten çıkan futbolcular belli. İrlanda'da zaten genelde BPL'de oynayan futbolcular oluyor. Bu yüzden hani burada hem entertaining olması açısından hem de bizim işimizi görmesi açısından aslında Türkiye ile olan kombinasyonu seçmek istiyorum. Evet, Hırvatistan, Güney Avrupa görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan Türkiye seçersek Türkiye'den bize bir şeyler çıkaracak. O yüzden Türkiye'yi seçelim. Dediğim gibi zaten bu kariyerimiz amacı Türk oyuncuları fişeklemekti arkadaşlar. O yüzden buradan Türkiye'den seçiyorum ve Türkiye için araştırma yapmasını kendisinden talep ediyoruz arkadaşlar. Şu anda oraya gitti ve araştırmalarını yapıyor. Şu anda bizim kadromuz arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi sezona bu şekilde başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz tamamen bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yapmayı şu an için düşünmüyorum. Öncelikle futbolcularımıza antrenman yaptırmak için buradan hemen 3 gün simüle edelim. Bakalım bize yeni gelecek teklifler veya oyuncularımızdan mesajlar gelecek mi derken gelmeye başladı. Bir tane futbolcumuz için 220 bin euro teklif gelmiş. İngiltere arayışının sonuna geldiğini bize belirtmiş. John Evans 3 ay için adına izleme süresi yapacak vesaire. Okey. Şimdi bakalım arkadaşlar, bize gelen teklif Maynard için. Biz Maynard'ı şu anda ilk 11'imize kullanıyoruz. Hemen bir bakmamız gerekiyor. Şu anda ilk 11'ime girmiş olduğum zaman Maynard'ın nerede olduğuna bakıyorum arkadaşlar. Hangi isim için teklif geldiğini görebilmek için. Şu anda henüz gözüme çarpmadı Maynard'ın ismi. Evet, burada Maynard zaten şu anda 30 yaşında ve kadro düşünmediğimiz bir isim. Birazcık pazarlık yapıp kendisini satalım ve bütçemizi rahatlatalım arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla oyuncu olsun istemiyorum. Çünkü kullanmayacağım. Herkesi mutlu etmek de çok zor. O yüzden kendisiyle yollarımızı ayırmamız en iyisi olacaktır. Ne diyor? Arasında bir şeyler isteyebiliriz diyor. Zaten arkadaşlar şöyle bir masaya oturalım o zaman. Bir görüşmelerimizi yapalım. Bir masaya oturalım. Bakalım işin akıbeti ne olacak? Neler isteyebiliriz kendilerinden? Birazcık pazarlık yapalım. 220 bin ödemek istediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Yeni transfer ücreti sunalım. 220 bin yerine şöyle 280 bin ya da 300 bin diyelim. Orta yolu zaten buluruz arkadaşlar. Bakalım onların verebileceği teklif ne? Peki yani 300 bin euro'nu karşılayacağız diyor. 300 bin euro şu anda görüşmeleri başlattık arkadaşlar. Bakalım bu transferin sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi kullanmak istemediğim ya da kullanmayacağım, kadro düşünmediğim futbolcuları boşuna yedek kulübesinde öldürmeye gerek yok. Zaten yaşını da almış bir futbolcu. Dolayısıyla bizim için saçma olurdu arkadaşlar. Şu anda sezonun başlamasını iple çekiyoruz.
Ve yavaş yavaş maçlarımıza geliyoruz arkadaşlar. Simülasyon zaten geldi. Maç öncesi basın toplantısı ilk defa yapacağım arkadaşlar basın toplantısını. Gelin hep birlikte ilk basın toplantımıza katılalım. Bakalım bize ne tarz sorular gelecek. Çünkü şu anda teknik direktörümüz kulübün sahipleri gerçekten çok büyük futbolcular. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir soru geldi. Erken ve derdi tarafta hayal kırıklığına bu durumu ilk kez maçı önce hayal kırıklığına ne düşünüyorsunuz diyor. Dediğim gibi internetim elektrik gittiği için arkadaşlar gitmiştik. O yüzden hatalardan takımıma inanıyorum diyorum ben. Çünkü ilk baştaki turnuva ilk defa bir araya gelen bir takım. Takım kimyasını kurmak zor. Ve bu şartlarda bile bu sonuçları almak güzeldi. Ki bir tane maçta zaten direkleri dövdük hatırlayacağınız gibi. Yüksel Sabancı'nın bir hayalden daha fazlası mı? Tabii ki de aslında bunu başarabiliriz. Hani birazcık alttan almak gerekiyor ki oyuncularımın da heyecanını kıralım arkadaşlar. O yüzden her şeyimizi ortaya koyacağız diyoruz. Bunu başarabiliriz diyelim ki oyuncularımız daha da motive olsunlar. Biliyorsunuz ki arkadaş hayatta birine saygı duymanız için baştaki kişinin bildiklerine saygı göstermeniz gerekiyor. Bundan dolayı teknik direktör olarak sorulara hep bu şekilde cevap vereceğim. Azbuki adlı oyuncunun yine nedeni Okuyama Mende kulüpten gidecek mi? White Bay kulüpten gidecek mi? Buna çok kaçamak bir cevap vermek istiyorum. Oyuncularımın keyfini kaçırması beni endişelendirmiyor mu desem hata lüksümüz yok diyelim abi. Hata lüksümüz yok diyorum. Dediğim gibi ilk defa bu arada basın toplantısı güzel olmuş. Hoşuma gitti. Umarım hep tek düze sorulardan çok daha farklı sorular da görürüz. Oğuz Erdoğan görmüş olduğunuz gibi soruları net bir şekilde cevaplıyor. Teşekkürlerimizi ediyoruz ve basın toplantısından ayrılıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki de maçları yapmak istiyorum. Çünkü takıma alışmak istiyorum sevgili dostlar. Bundan dolayı maç yap diyoruz ve çok güzel bir maç inşallah bizi bekler. Açılıştayız. Açılışımız güzel olursa devamı da güzel olacaktır arkadaşlar mutlaka. Bu arada ben renk körü olduğum için formaları bu tarz kontrast renklerle seçmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. O zaman maça başlayalım. Ligin ilk maçı gerçekten takımımız adına çok güzel geçti. Kendi evimizde oynuyorduk. Mükemmel maçtı. Kafamızdaki ilk 11 ile sahaya çıktık. Box to box yapılı orta saha ve ileride ne yaparlarsa yapsınlar dediğimiz bir üçlü vardı arkadaşlar. Esante gerçekten çok iyiydi. Bunun yanında Azubuike ve Willock da gerçekten başarılıydı. Stoper hattımızda maalesef hala geliştirmemiz gereken özellikler var. Stoper hattımız birbiriyle uyuşuk şekilde oynamıyor. Hatta son dakikalarda bir gol yedik. Zaten ilerleyen dakikalarda sizler de onu göreceksiniz arkadaşlar. Hala finishing'de bir sıkıntımız var. Forvetlerimize mutlaka bitirici çalışmamız gerekiyor. Eğer ki bu şekilde gidersek yani forvet hattında istediğimiz şeyi bulamazsak ara transfer döneminde bir şekilde yolunu yordamını bulup bir forvet transferi yapmayı düşünüyorum. Çünkü elimizdeki forvetler şu anda gerçekten de istenileni vermiyor. Orta saha topu çalıyor, bekler bastırıyor, Esante getiriyor, ondan sonra sağ açığımız getiriyor. Ama maalesef forvette bir bitiricilik sorunumuz var. Bunu da kırdığımız zaman zaten bu ligde mutlaka şampiyon olacağımızı ben düşünüyorum. Şu anda takım olarak her şeyden memnunum. Yaptığımız transferler iyi, yetenek avcısından gelecek cevapları bekliyoruz. Umarım oradan gelecek bir yetenek bize santrafor açığımızı kapatır. Bunun dışında maçta gerçekten iyi oynadık. Basit birkaç tane hata yaptık. Zaten dakika 45'in sonlarına doğru rakibimiz golü buldu. FIFA'da zaten klasik bir dakikadır arkadaşlar. 45 artılar ve 90 artılar. Maçın arasında kötü bir motivasyonda girdik ama buradan çıkmasını da bildik. Hemen ikinci yarı başlar başlamaz tam tamına 3 tane gol attık arkadaşlar. Bir tanesi şüpheliydi ama olsun. Burada mükemmel bir duvar pası yapıyoruz. Esante bomboş gidiyor. Esante bizim için senenin, daha doğrusu ligimizin ilk golünü kaydediyor ve maç 1-1 oluyor. Beraberliği sağlıyoruz ve bu gol zaten bize bütün motivasyonu veriyor. Bu gol attıktan sonra takım kendine geliyor Esante sayesinde ve devamı da gelmeye başlıyor. Sizlere bahsettiğim gibi Esante gerçekten bu takımın süperstarı olacak. Esante'den çok ümitliyim. İnanılmaz hızlı, dribblingi iyi ve özellikle onun dribblingini antrenmanlarda geliştirip buraya bir yönelmek istiyorum. Hızından memnunum. Dribblingi ve bitiriciliğini geliştireceğiz Esante'nin. Onun dışında orta sahamız zaten canavar gibi. Stoper hattımıza da bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Burada yine inanılmaz bir lever üçgen geliyor. Açtığımız ortada kafayı vuruyoruz. Her ne kadar kaleci baga girmiş olsa da golümüzü atıyoruz ve maç 2-1 oluyor. Liderliği sağlıyoruz. Taraftarımız çıldırıyor. Oğuz Erdoğan kenarda çıldırıyor. Herkes çok mutlu. Birazdan 3. gol de gelecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekrar topun kontrolü bizde. Rakibimizi önde yakalıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar gol atmak için. Ve gol oldu my friend. Maç oldu 3-1. Zaten bu sahneden sonra herkes maçın bittiğini düşünüyor. Dakika 90 olmuş son diyor ama her ne olursa olsun futbol böyle bir oyun. Bir saniye bile açık vermemek gerekiyor. Maç sonunda yapmış olduğumuz dalgınlık ve top kaybından dolayı gol yiyoruz ve maç 3-2 olarak sonlanıyor arkadaşlar.
Bu ligde averaj çok önemli. O yüzden bu tarz golleri yememeye gayret göstermemiz gerekiyor. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Basın toplantısında vermiş olduğumuz cevaplarla bu maçın olayını bitirmiş olacağız. Ve galibiyetle lige başladık. Bizim adımıza geçen süper bir maçın ardından şimdi arkadaşlar geldik mikrofonların karşısına. Galibiyetten ne kadar memnunsun? Oyuncularımız gerçekten yüzde üzerine ortaya koydular arkadaşlar maç. Özellikle Joseph Willock ve Azbuke çok iyiydi. Hala forvet hattında bir bitiricilik sıkıntımız var maalesef. Onu da ilerleyen zamanlarda çözeceğiz. Azbuke Safford Öncesi ilk maçında harika bir performans. Aynen direkt zaten bu tarz sorular geliyor. Daha iyisini de yapabilir. Onu bu yüzden takıma aldım. Aynen onu bu yüzden takıma aldım diyorum. Çünkü gerçekten de box to box oynayacağını ve çok iyi oynayacağını biliyordum. Bu iki ismi kadromuza katmamız gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü Willock da Azubuke de tam benim sevdiğim futbolcular. Yırtıcı, stamina 99. Son golü farkı kapatmayı başardı diyor. Defansı geçmeyi neler yapacağız? Evet gerçekten defansımızda eksikleri olduğunu size söylemiştim arkadaşlar. Garcia'yı alamadığımız zaman da bunu belirtmiştik. Zaten beklediğimiz bir şey. Bazı şeyler değişikliği iyi bir ders oldu diyorum arkadaşlar. Çünkü stoperlerimizi gerçekten de geliştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki dönemde kısmet olursa zaten stoperleri kadromuza katmaya çalışacağız veya Türkiye'den gelecek olan yetenekleri kadromuza katmaya çalışacağız. Maç özetinde ve basın toplantısında belirtmiş olduğum eksikleri kapatmamız için oyuncularıma istediğim şekilde antrenmanları yaptırdım. Bütün antrenmanları manuel olarak yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsinden A alarak en yüksek boost'u sağladık. Azubuke ve Willock 69 reytinge çok yaklaştı sevgili dostlar. Onları inşallah istediğimiz reytinglere tez zamanda ulaştıracağız. Aynı şekilde Esante'de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendini boostladı. Bunun dışında bu antrenmanda da beklerimizin üzerine gittim. Beklerimizin de savunmalarını geliştirmelerini sağladık. Bu şekilde ilk maçın ardından güzel bir antrenman sprinti ile tamamlamış olduk. Şimdi bize bildirimler gelmiş hemen. Onlara birazcık bakalım arkadaşlar. Şimdi burada Whitehead diye bir oyuncu var. Benim en hayatta en sevmediğim, en nefret ettiğim şey işte ben değerlerinden daha iyi olduğumu kanıtlamam için şans ver vesaire. Hatta ben değerlerinden daha iyiyim diyor. Kime göre iyisin, neye göre iyisin zaten iyi olsan hocan seni oynatır ve bu oyuncu için zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi transfer teklifi gelmiş. İsterseniz biz bu oyuncu için bir görüşme yapalım. Kendisi memnun değil. Memnun olmadığı için kulüpte durmasının da herhangi bir manası yok. O yüzden Whitehead'le yollarımızı ayıracağız. Görmüş olduğunuz gibi buluşma alanına geldik. Bizim için 420 bin öneriyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki de biz bundan 500 bin isteyeceğiz. Çünkü 500 bin edebilecek bir oyuncu. Hatta 520 ile kapıyı açalım. İster verirler, ister vermezler. Bizim için önemli bir şey yok. Orta yolu buluruz arkadaşlar. Ücretini ödemeyi kabul ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi 520 bin euroya Whitehead kardeşimizi satmış oluyoruz. Ve bu şekilde kadromuzda mutlu olmayan birisiyle daha yollarımızı ayırdık. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi çok fazla futbolcunun hayatını da karartmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü oynamayacaklarsa boş boşuna burada zamanlarını geçirmelerine lüzumu yok. Tabi futbolculardan mesaj geliyor. Hepsi oynamak istiyor. Biz böyle bir takımız zaten. Herkesin oynamak isteyeceği bir takım yaratmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kariyer boyunca da zaten bu şekilde olacak. Ama forvet pozisyonunda gerçekten Jarvis'ten hiç memnun değilim. Jarvis yerine başkasını kullanmayı düşünüyorum ama Jarvis'in de hem hızı hem de fiziği beni cazbediyor. Ama bunun dışında burada kullanabileceğimiz bazı isimler daha var. Gerçi bu kardeşleri de denedik ama memnun kalamadık. O yüzden Jarvis'i bir maçlık daha deneyeceğim arkadaşlar. Eğer olmazsa kendisinin yerine başka bir isimle devam edeceğiz. Bu arada Conway diye bir isim demiş ki beni bu maçta kullan gerçekten fark yaratabileceğimi düşünüyorum demiş. O yüzden hani her isimli kaybetmektense yani zaten dünyada böyledir arkadaşlar. Bir şeyi kaybetmek gerçekten çok kolaydır ama kazanmak zaten güç olan şeydir. O yüzden onu bu maçta geriye alacağım. İkinci yarı Asante kardeşim yerine veya Walker'ın yerine bu oyuncuyu da denemiş olalım. Bakalım gerçekten dediği kadar bize fark yaratabilecek mi yoksa yaratamayacak mı? Bunu bize sahada göstersin. O zaman direkt ileriye sarıyorum ve bir sonraki hafta maçımızı sizlerle birlikte oynuyoruz. Bu arada maça başlamadan önce bir teklif daha geldi arkadaşlar. Maşallah akıyor bu akşam misali. Liam Hogan hakkında bir teklif geldi. Zaten kadroda düşünmediğim bir isim. Yaşı da vardı. 30 yaşında bir stoper arkadaşlar. Bu ismi de kadromda düşünmüyorum. Bu yüzden bunu da satış için elimden geleni fedakarlığı yapacağım. Gitsin oynasın. Dediğim gibi kimsenin hakkına girip oynatmayıp kulübede ölmesini istemiyorum arkadaşlar. Hemen 165 bin sunmuşlar. Tabii ki de 165 bini biz hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde 255 bine çeviriyoruz ve teklifimizi sunuyoruz. Bakalım onlar ne diyecek? Bu son teklifimiz üzgünüm demiş. O zaman üzgünse yapabilecek bir şey yok dostum. O yüzden ben sana şu şekilde hemen 200 binlik bir teklif sunacağım. Bunu kabul edersen oyuncuyu alırsın. Edemezsen alamazsın dostum. Bakalım ne diyecekler.
istemiyoruz ve kabul ediyoruz. Evet, 200 bin euro karşılığında satışımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda kulüpte kullanmak istemediğimiz herkes sıfırlandı diyebiliriz. Artık herkes daha mutlu olacak. Genç ağırlıklı bir kadromuz olacak. O yüzden hemen şimdi maçımıza geçiyoruz. Ligin ikinci haftasında deplasman olarak maça çıkıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sürekli Ultimate Team ya da online FIFA oynayan birisi olarak henüz bu single player yani tek kişilik oyuncu moduna fazla alışamadım sevgili dostlar. Bundan dolayı bu maçı aslında kendi hatalarımdan dolayı kaybettiğimizi söyleyebilirim. 2-0 kaybettik. Hala ciddi anlamda bir finishing sıkıntımız var. Bir türlü ayağımıza gelen pozisyonları bitiremiyoruz. Burada bir sıkıntı çekiyoruz. Bunu inşallah kısa zamanda düzelteceğiz. Bunun dışında en zor modda oynadığım için arkadaşlar ve şu anda takım reytingi ve tek kişilik oyuncu moduna alışmadığım için büyük ihtimalle bir 3-4 maç sonra falan ancak kendimize gelebileceğiz. Ama olsun, sezona bir galibiyet bir mağlubiyetle başladık. Mağlubiyetten ders çıkararak serimize devam edeceğiz sevgili dostlar. Seri nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Nerede nasıl değişiklik yapmamız gerekiyor? Bunları bana yazarsanız çok sevinirim. Aynı şekilde eğlendiyseniz de videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir kariyer videosu da yarın sizlerle birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.